Merhaba arkadaşlar, ben Teoman. Bugün sizlerle Wi-Fi ile nesnelerin internetini gerçekleştireceğiz. Nesnelerin internetinin, internette zaten çoğu zaman denk gelmişsinizdir. Karşılığı ise IoT olarak adlandırılmaktadır. Burada görüleceği üzere bir elektronik sistemimiz var. Ve bu elektronik sistemimizin aslında kurulmasının nedeni ise 220 volt ile beslenen devremizin internet üzerinden takibi ve aynı zamanda kontrol edilmesini sağlamak amacıyla kurulan bir prototiptir arkadaşlar. Burada ilk önce görüleceği üzere bir elektronik bir kontrolcü kartımız var. Bu kartın ismi Node EMCU'dur. Bunun üzerinde SP8266 Wi-Fi modülü bulunmaktadır. Ve içerisine yazdığınız gömülü yazılım ile birlikte bu kartın internete bağlanmasını sağlayan modülümüz ise buradaki SP8266'dır. Diğer devre elemanlarımıza bakacak olursak birinci rölemize 220 volt ile beslenen lambamız. İkinci rölemize gene çoğu yerde kullanılan ve acil durumlarda kullanıcıyı uyaracak şekilde kullanılan 220 voltluk ikaz lambamız ve gene burada görüleceği üzere 220 voltu 5 volta döndüren dönüştürücü kartımız ve bunun beslemesi ile de bir buzzer ve bir fan sistemi görülmektedir. Burada görüleceği üzere en önemli husus arkadaşlar 220 volt ile beslenerek sistemimizin bu beslenen 220 volt ile beslenen sistemin kontrol edilmesi. Bunun için ilk önce güç kaynağımızı açıyoruz. Evet, ardından sistemimizin 220 volt beslemesi için fişimizi prizimize takıyoruz. Ardından modemin yani daha doğrusu sahip olduğumuz internet ağının kartımızın bu ağa bağlandığı zaman otomatik atandığı bir IP adresi. Bunun için de sistemimize IP adresini almak için kartımıza USB ile bağlantı gerçekleştiriyoruz. Bu bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar buradan bir serial port ekranımız var. Bu serial port ekranından da verilerin aktarılmasını ise gene tekrardan gömülü yazılımımızın içerisine ekleyerek takip etmemiz rahat olsun diye yapılmıştır arkadaşlar. Buradan açalım. Şu anda ben bunu bizim bu kullandığımız karta bilgisayarın atadığı COM port değeri COM 18 arkadaşlar. Şimdi butonumuza basıyoruz. Görüleceği üzere şu anda bağlantı gerçekleşiyor ağımıza. Ve görüleceği üzere kartımız Wi-Fi ağımıza bağlandı arkadaşlar. Ve sahip olunan Wi-Fi adresi ise çok özür dilerim. IP adresi ise şurada mouse'a gösterdiğim kısımdır. Burada bir diğer özellik ise arkadaşlar bizim bu kartımızın yani Wi-Fi'de iletişim kullanırken en önemli şeylerden bir tanesi de arkadaşlar bu ağımızın güvenliği. Bu ağ güvenliği içinse yine yazılımımıza arkadaşlar ekstradan bir yazılım ekleyerek şurada görüyorsunuz aynı zamanda bizim kartımızda yayın yaparak ağımızın güvenliğini sağlamış oluyor. Buradan şimdi internet IP adresini aldıktan sonra internete bağlanıyoruz arkadaşlar. Şuradan Google dedik. Şuradan IP adresimizi buraya atadık. Şimdi bağlanmasını bekliyoruz. Görüleceği üzere şu anda ağımızın yaydığı yani yayınladığı sayfaya şu anda ulaştık arkadaşlar. Burada göreceğiz Wi-Fi ile kontrol projesine hoş geldiniz yazısı ile HTML'de hazırladığımız
arayüzümüzün internet üzerinden takibini gerçekleştireceğiz bu sistemin. Önce burada görüleceği üzere şöyle aç butonu ile görüleceği üzere arkadaşlar internet üzerinden yani bilgisayarımızdan ağa bağlandık. Ağdan ise kartımıza veri aktararak 220 voltluk lambamızı kontrol ettik. Buradan en güzel özelliklerden bir tanesi de röleden gönderdiğimiz değere karşılık kartımızdan internet üzerinden bize veri göndermesi. Bakın gördüğünüz gibi aktif oldu arkadaşlar. İkinci röle ile görüleceği üzere ikaz lambamız yandı kırmızı. Öyle olası bir durumdan bahsedelim. Yani bir evdesiniz ve duman dedektörünüz var ve bu duman dedektörüne göre bir alarm çalacak ve bu alarma göre de 220 voltluk prizim şeyimiz çok özel sistemimiz tetiklenerek buraya veri gönderecek. Görüleceği üzere şu anda 3. rölemizi de gerçekleştirdik. Burada pardon bunun da şeyi çıkmış arkadaşlar. Onu da önce bir takalım. Şu anda görüleceği üzere bir alarm aldık ve bunu da aktif olarak bize sistemin gönderdiği ifade. Şimdi kapatalım. Evet sistemimizi böyle kapattık. Tekrar 220 voltluk da lambamızı kapatmış olduk arkadaşlar. Görüleceği üzere bugün sizlere nesnelerin interneti ile küçük bir prototip hazırlayarak bunun nasıl yani sistemimizin internetten nasıl kontrol edileceğini size gösterdik. Proje hakkında ayrıntılı bilgi için arkadaşlar sitemiz olan https://elektrolog.blog sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlemek için zaman ayırdığınız için size de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu projede eğer takıldığınız bir nokta olur ise bunu isterseniz yorum, isterseniz iletişim adresimizden bize göndererek size yardımcı olabiliriz. Şimdiden size bu çalışmada kolay gelsin diyorum.